Sallı bayrağı. Sallı bayrağı Rus'tan üstüne. Hadi bakalım. Olmaz. Olmaz. Adam bir daha. Ağustos bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının kazandığı büyük zaferin taçlandığı gündür. 30 Ağustos aynı zamanda özgür, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk ülke ve devrimlerinin başlangıcının simgesidir. 30 Ağustos topraklarımızı paylaşmaya, ulusumuzu bölmeye ve kendilerine esir etmeye çalışan emperyalistlere en büyük dersi verdiğimiz gündür. 30 Ağustos, ulusumuzun her türlü farklılıklarını bir kenara bırakarak kenetlendiği ve topyekün mücadele ederek bağımsızlık benim karakterimdir dediği gündür. Değerli yol arkadaşlarım, AKP ile devlet geleneklerimizin birer birer yok edildiği, kimisinin ise değiştirildiği bir dönemde resmi kuruluş
kaldırıldı. Bu yönetmeliklere rağmen köklerinde emperyalizmle mücadele olan, yüreğinde bağımsızlık ve demokrasi aşkı olan Cumhuriyet Halk Partileri olarak bizi biz eden, bizi tarih eden, bizim damarlarımızda akan kanın sıcağını bütün dünyaya hissettiren bu zafer bayramı gününde atamızın manevi huzuruna çelenk koymaktan alıkoymamıştır ve hiçbir zamanda alıkoyamayacaktır. Bu vesileyle buradan bir kez daha haykırmalıyız ki hiçbir yasak ve uygulama bizleri ulusal değerlerimizden, milli birliğimizden, bağımsızlık mücadelemizden, Mustafa Kemal'in aydınlık yolundan, devrimlerinden koparamaz ve yüce yolculuğumuzdan asla ayrı koyamaz. Her Cumhuriyet Halk Partili atasının en önemli iki eserine son nefesine kadar sahip çıkacak ve yüceltmek için mücadeleden asla vazgeçmeyecektir. Büyük milletimiz bugün tıpkı tarihte olduğu gibi yine topraklarımızda aynı işbirlikçi, emperyalist, terörist güçlerle mücadele etmektedir. Başta büyük milletimize ve Cumhuriyet Halk Partililere düşen en büyük görev her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olmak, her zamankinden daha fazla acılı ve kararlı durmaktır. Bilmeliyiz ki birlik ve beraberliğin üstesinden gelemeyeceği, engelleri aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle başta başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bugünleri kanlarıyla, canlarıyla armağan eden şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor. Siz değerli aydınlanma neferlerini ve Silivri'de tutuklu Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Valla bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü. Bugünün anlam ve önemine haiz bir kutlama için halkın da katılımının olması gerekiyor. Yani sadece bürokrasinin yasak savma anlamındaki bir kutlamasını yani görmezden gelmek olmaz. Bakın bugün burada şurada halkımız var ama bu halkımızı bu alanlardan soğuttular. Biz milli bayramlarımızı ve dini bayramlarımızı hep beraber ulus olarak sahip çıkmak zorundayız. Buna ülkenin ihtiyacı var. Ama ne yazık ki insanlar bayraktan, dini duygulardan uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Birilere sahiplenince, dini siyasete alet edince, bayramları siyasete alet edince bunlardan insanlar uzaklaşır. Bunlar bizim toplum olarak da tümümüzün ortak değerleri. Bu ortak değerlerimizi hep beraber sahiplenmek zorundayız. Sabahleyin askerimiz geldi. Askerimizle beraber 8-10 sivil vatandaşımız ve bürokrasi. Ama bunu daha önceden, biz geçmişte bu bayramları ben bu alanlarda 54 yaşındayım. Yani 7 yaşında başladık. Demek ki yani yaklaşık 47 yıldır bu bayramlara katılıyorum. 23 Nisan'da katılıyorum, 19 Mayıs'ta, 10 Kasım'da, 29 Ekim'de katılıyoruz. Bir, bunlar ulusal duyarlılıklar. Bir devletin olması gereken duyarlılıklarını hicveden bayramlar bunlar. Hem dini bayramlarımız hem de milli bayramlarımız. Bu günleri özüne yakışan bir şekilde kutlamak gerekiyor. Çelenk konsa burada sadece yani vilayetin, garnizonun, belediyenin, çelenginin yanında sivil toplum örgütlerimizin, siyasi partilerimizin bayrakları olmasından, çelenklerin olmasından niçin korkuyoruz? Onlar ki bu ülke için çoğu zaten kamu yararına çalışma yapan, işe yapan sivil toplum örgütleri. Onların da burada çelenk olması lazım. Siyasi partiler bu memlekete hizmet etmek için kurulmuş partiler. Varsa yanlışlıkları o siyasi partileri onları Anayasa Mahkemesi zaten gereğini yapıyor. Yani bu çelenkten korkulmaması gerekiyor. Biz gelecek bayramlarda hep beraber bu alanlarda sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu iktisadı devlet teşekküllerinin bir arada bayram kutlamasını temenni ediyoruz.